Kayıttayız. Gülendim Trend'in ağzındakini bitireydim keşke. Gülendim Trend'in iyi akşamlar, günün hangi saatinde beni izliyorsunuz? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu sohbetleri gerçekten kimi zaman arıyor oluyorum, yani kendimi bazen yalnız hissediyorum. Bir de böyle çıplak ayakla karşınıza çıktım saçma sapan bir şekilde. Ama zaten bu videonun içeriği birazcık öyle. Dolabımda giyemediğim, aldığım, aşık olarak aldığım, bayılarak aldığım ama bir türlü giyemedim. Hatta altına ayakkabı, giyecek ayakkabı bile bulamadım, parçalardan bahsedeceğim size. Yani bunu neden yapıyorum? Almayın. Saçmalamayın demek istiyorum. Çünkü ben mesela bu mavi elbiseyi aldığımda bir de gittim iki rengini falan aldım. Böyle bir de kırmızılı bir rengi vardı. Onu da aldım. Daha bir kere giyemedim. Çünkü altına ne giysem olmadı. Topuklu ayakkabı giydim olmadı. Bot giydim olmadı. İşte ne bileyim böyle bantlı bir şey giydim oldu. Ya üst taraf o kadar böyle yanar döner kendi halinde bir uskumru vaziyetinde ki altına giyecek bir şey bulamadım. Ve böyle dolabımda... Boğazıma bir şey kaçtı, özür diliyorum. Evet, devam ediyoruz. İşte böyle pullu parçalarda altta gerçekten çok dümdüz bir şey giymek gerekiyor. Siyah böyle çorap botlardan giydim olmadı. Üzerine deri ceket koydum olmadı. Gerçekten hiçbir şekilde kombin yapamadım. Bir elbisem biraz böyle işte şöyle boyunu kısalttım, beline bir kemer taktım. Hani böyle daha bir havalı olsun. Abi yok, hiçbir şekilde olmuyor. Bence renginden dolayı da olmuyor olabilir. Mesela bu simsiyah olsaydı, ten rengi olsaydı, bembeyaz olsaydı yine olabilir. Abi bu mavi olmadı. O yüzden gidiyorum ikinci parçama geliyoruz şimdi. Evet, geldik ikinci çok sevdiğim ama giyemediğim parçaya, ayağımdaki botları. Bu botları biliyorsunuzdur, benim ilk gördüğüm zaman defile sırasında, Yves Saint Laurent defilesinde görmüştüm bu botlar benim olmalı diye. Çok iddialı konuşmuştum, sonradan fiyatını görünce vazgeçtim. Ama ne yaptım? Tabii ki sevgili Pelin'e hemen yaptırdım. Giyebiliyor muyum? Hayır. Hatta o dönemde sen benim olmalısın diye böyle iddialı bir giriş yapmıştım. Instagram'da paylaşmıştım falan ama sonra baktım ki yok, yani gerek yok. Çoluğunda çocuğuna bak sen, hani dedim Çağla senin işin olmaz dedim. Sağ olsun bana Pelin bu botlardan yaptı. Yaptı da ne oldu? Çok teşekkür ediyorum burada, onu çok seviyorum. Ama giyemiyorum. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz, aslında çok tuhaf. Ben böyle parıltılı şeyleri falan çok seviyorum ama giyerken utanıyorum. Utanıyorum yani. Şimdi sanki bunu giyip dışarı çıktığımız zaman hani herkes ayağıma baksın. Buyurun bakın hani gibi hava yaratılıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. Yani hani kim ne derse desin ya Çağla giysen deyince öyle olmuyor. Ben mesela böyle hep iddialı şeyler alıyorum bazen ama dolabımda kalıyor. Sonra gidiyorum spor ayakkabısı, tayt, eşofman, öyle sokağa çıkıyorum sonra. Hep böyle oluyor niyeyse bilmiyorum. Çok sevdiğim, sadece baktığım diyebilirim bu botlar için. Oluyor. Evde böyle oturuyorum, onu giyiyorum, ayna karşısına bakıyorum, sonra yerine geri koyuyorum. Yani bu benim dolabımda kalacak olan klasik parçalarımdan bir tanesi olacak ama hiçbir zaman eskimeyecek. Oğlum kayıt desenize. Oldu mu Başak? Benden böyle bir şey istediler. Dediler ki birçok şey böyle arkanı dön. Neydi o? Dumbledore muydu? Neydi o? Bir tane böyle bir tane. Ben hiç de seyrettim o filmi. Neyse. Şimdi böyle bir pantolon var. Bu pantolon çok eski. Ama hiç giymediğim bir palton. Çok severek almıştım. Böyle çıldırası hangi kafadaydım bilmiyorum. Kötü bir palto değil. Çok güzel bir palto. Ama işte bu da biraz önce bahsettiğim gibi çok iddialı bir palto. Uzun boylu olduğumda ki uzun boylu daha da çok dikkat çekiyor. O yüzden bu tarz parçaları böyle çok gösterişli parçaları çok fazla tercih etmiyorum açıkçası. Ya da benim biraz kafam da karışık olabilir. Bazen tercih ediyorum bazen tercih etmiyorum. Bu da benim giyemediklerim arasında. Boyu da güzel, uzun, topukluyum şu anda gerçi ama benim içimden geldi. Şimdi çünkü biliyorum ki bu videoyu ben seyrediyor olsaydım pardon Çağla, yani o zaman giyemiyorsan niye bize hediye etmiyorsun? Seslerini ve yorumlarını duyar gibiyim. Buna istinaden bu paltomu 391. yorumu yapan abonelerimden birine, yani o kişiye hediye etmek istiyorum. Ama gerçekten giyebilecek birisi olmasını isterim. Yani erkek arkadaşınız sizin için de almak isteyebilir. Kim isterse bu güzel paltomu 391. yoruma yorum yapan kişiye hediye edeceğim.
Allah aşkına bir aşağıda içine ben de gireceğim bakacağım diye yorumlar yazıyorsunuz. Hediyelerim böyle olacak sizlere. Sizin de böyle giyemediğiniz parçalar varsa veya giyemediğiniz parçalarla ilgili Çağla, yani illa her şeyi biz biliyor değiliz. Siz de mesela Çağla şunu şunu da niye giymiyorsun? Bence çok güzel olur gibi yorumlarınızı ne olur eksik etmeyin. Yani sadece ayakkabıya ve paltoya odaklanmayalım. Sizi seviyorum. Sürprizlerle yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oraya da. Oraya da.